Merkez Bankası olarak tüm kararlarımızı toplumun refahı için alıyoruz. Kurumumuza bu amacı fiyat istikrarını sağlayarak gerçekleştirme görevi verilmiştir. Kapsamlı, güçlü, üzerinde iyi çalışılmış ve başarmak için çok çalıştığımız bir program uyguluyoruz. Politikamız mümkün olan en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeyi hedefliyor. Aynı zamanda bu süreçte toplumsal maliyetleri de dikkate alıyoruz ve uygulanan politikanın maliyet kısmını en düşük düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Bu noktada ekonomimizin dayanıklılığına da değinmek gerek. Reel sektör firmalarımız, likit bilanço yapıları, yüksek karlılıkları ve azalan borçluluk oranları sayesinde finansman maliyetlerindeki artış kaynakları riskleri yönetebilecek kapasitededir. Firmalarımızın finansal göstergelerindeki güçlü görünümün uzun süre korunacağını düşünüyoruz. Benzer bir şekilde bireysel borçluluğun da gerilediğini, hane halkı kesiminin milli geliri oranla borcunun tüm emsal ülkelerin ortalama %40 altında olduğunu da görmekteyiz. Bankacılık sektörüne gelince aktif kalitesi göstergeleri tarihin en düşük seviyesindedir, en iyi seviyesindedir. Sermayeleri oldukça güçlüdür. Bilançolar faiz riskini yönetebilecek kapasitededir. Ülke risk primindeki gerileme ile birlikte bankacılık ve reel sektörün dış finansman koşulları da iyileşecektir. Son dönemde dış talebin zayıfladığını görüyoruz. ISO Türkiye İhracat İklimi Endeksi olarak takip ettiğimiz ihracat ağırlıklı küresel PMI son 1,5 yıldır zayıflamış ve son 3 aydır 50 eşik değerinin altında seyretmiştir. İhracat ağırlıklı küresel büyüme tahminimiz 2023 yılı için %1,7 seviyesine kadar gerilemiştir. Bu, başka ülkelerde fazla rastlanmayan dayanıklılık sayesindedir ki, sanayi üretimimiz ve ihracatımız yıllık bazda büyümeye, ülkemiz dünya ticaretindeki payını arttırmaya devam edebilmiştir. Hem reel sektörün, hem de finans kesiminin güçlü bilanço yapısı ve dayanıklılığı para politikamızın etkinliğini destekleyen en önemli faktörlerden biridir. Finansal istikrar açısından elde ettiğimiz bu kazanımları fiyat istikrarı ile taçlandırarak toplumsal refaha en büyük katkımızı sunmuş olacağız. Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaştığımızı değerlendiriyoruz. Bu çerçevede parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatacağımızı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını öngörüyoruz. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığı ise gerektiği müddetçe sürdüreceğiz. Parasal sıkılaştırmada belli bir noktaya ulaştığımız ve politika adımlarımızın birikimli etkilerini gözlemleyeceğimizde bir döneme girmekteyiz. Bu aşamada meslek kuruluşlarına, sivil toplumun tüm kesimlerine ve özellikle de sanayicimize çok önemli bir rol düşmektedir. Enflasyonu düşürmek için kısa vadede bazı maliyetler söz konusu olabilir. Ancak orta ve uzun vadede katlanılan maliyetlere karşı elde edilecek olan fayda çok daha yüksek olacaktır. Bunu bankamızın, ülkemizin ve dünyanın bu konudaki tüm tecrübe ve bilimsel birikimine dayanarak ifade ediyoruz. Firmalarımızın ve çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını daha verimli bir şekilde alabilmesi, ekonomimizin de hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için kalıcı fiyat istikrarının gerekliliğine hep birlikte inanıyoruz. Sizlerin de bunu etki alanınıza yaymanız, hep birlikte gösterdiğimiz bu çabanın meyvelerinin en verimli şekilde toplamamıza büyük fayda sağlayacaktır. Konuşmamı bitirmeden sizlere son birkaç noktayı paylaşmak ve daha sonra da sorularınızı almak isterim. Konuşmamın başında enflasyonla mücadelede ikinci olmazsa olmaz koşul olarak size aktardığım enflasyon patikamıza dair algı, kabul ve itibar üçlüsü. Enflasyonun bu politikaya oturabilmesi için çok önemli bir araç ve kolaylaştırıcı faktördür. Şu noktayı sizlerle bütün açıklığıyla paylaşma ihtiyacı ve sorumluluğu hissediyorum.
Biz üzerimize düşeni yaptığımızda ve sizler de yaptıklarımız üzerinden bizi değerlendirip bu patikaya olan inancınızı pekiştirdiğinizde, enflasyonu bu patika üzerinde oturtup dezenflasyonu minimum maliyetle gerçekleştirmemiz mümkün olabilecektir. Biz üzerimize düşeni yaparken şu ya da bu sebeple algı, kabul, itibar üçlüsü devreye girmiyorsa, enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya azimli ve kararlıyız. Ekonomik gelişmeler gerçekleştikten sonra ortaya çıkan durumun tasviri konusunda paydaşların ortak zeminde buluşabildiğini gözlemliyoruz. Ancak çözüm konusunda görüş birliği sağlanamadığı ölçüde çözüme gidiş de zorlaşabiliyor. Bu nedenle tüm paydaşların, meslek ve iş kolları gruplarının, sivil toplum kuruluşlarının kendine hem içeriden hem de dışarıdan bakabilmesi ve ortak çıkar kümesini maksimize etmeye odaklanması içinde yaşadığımıza benzer dönüm noktalarında hayati önem taşımakta. Ortak düşünme temelleri üzerinden hareket etmek hem karar alma süreci hem de alınan kararların etkisini çabuk ve kuvvetli görmek için kritik önem arz ediyor. Doğaldır ki her birimizin içinde hayat bulduğu bir kendi Türkiye'si var. Ancak bu zor zamanları atlatmayı sadece ortak Türkiye algımızı kendimizinkinin önüne koyabildiğimiz ölçüde başarabileceğiz. Zaman, sabır, ortak çaba, ortak çıkar ve diğer gamlığın galebe çaldığı bir zaman olmak durumundadır. Hiçbir iktisadi birimin teknik tabiriyle sadece kendi bilançosuna odaklanma lüksünün olmadığı bir dönemden geçmekteyiz. Yaşadığımız süreci o lüksü gerektirdiği kadar kazanabilme çabası diye de nitelendirebiliriz. Bu gerçekliğin farkında olduğumuz için değerli sizlerle iletişimi ve diyaloğu çok önemsiyoruz. Sizden tek talebimiz ve en önemli talebimiz süreç boyunca bizlerle iletişim içinde olmanız ve sürekli bilgi akışına katkı vermenizdir. Serbest piyasa ekonomisi koşulları altında tüm iktisadi aktörlerin ve karar alıcı mercilerin hem bu geçiş döneminde ihtiyaç duyacakları donanım ve tedbir kısmında yeterli olduklarını hem de ortak amaç konusunda hakiki bir farkındalık ve fikir birliği içinde olduğunu da memnuniyetle gözlemlemekteyiz. Saygıdeğer katılımcılar, konuşmama burada son verirken sizlerle bir araya gelmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim. Şimdi toplantının soru cevap bölümüne geçebiliriz. Teşekkür ediyorum, saygılar.